İslam'ı yaşamak için yarışınız. İslam'ı yaşamak ne demektir? İslami şuurla hareket etmek demektir. İslami şuur ne demek hocam? Bir misal vereceğim. Gittin, ekmek ile peynir alacaksın. Mukimsin, seferisin, şu veya pardon olursan ol. Müslüman her yerde Müslümandır. Bir dükkana gireceksin, ekmek peynir alacaksın. Kafanda bu karar var. İçeriye girdiğin zaman o dükkana, içeride içki satıldığını, bira veya her türlü içkinin satıldığını görür görmez bir necasetten kaçar gibi o dükkandan kaçmıyorsan vallahi sende İslam şuuru yok demektir. Ölçüsü budur. İçeride içki satılan dükkanı keşfedip görünce o dükkandan kaçmıyorsan İslam şuuru sende yok demektir. Dört mesele göre. İslam şuurundan bahsediyoruz. Bizim başka şuurlarla alakamız yok. İslam'ın dışında şuur yok zaten. Şuur aramayacaksın İslam'ın dışında. İslam'ın dışında şifa yok zaten. Hiçbir şey yok. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında İslam'dan başka bir yol yok. İslam'ın dışındaki yollara din tabir edilmiyor zaten. Aziz müminler, yemek yemek için bir lokantaya ayağını içeriye atar atmaz orada birayı, her türlü içkiyi görür görmez geriye geriye çıkıp da orayı terk etmezsen sende İslam şuuru yok demektir. Ölçü bunlar. Öz kardeşin, öz dayın, amcan nikah salonlarında içkili, çalgılı, cazlı, sazlı, orkestralı düğün merasimi tertipliyor da sen de benim kardeşimdir diye onun, o zalimin dinine gidiyorsan Allah'a asisin, İslam şuuru yok sende. Asi olma. Onlar asi diye sen de mi asi olacaksın? İslam'ı yaşama mücadelesi ver diyorum. Mecbur musun Hristiyan Avrupalılar gibi düğün merasimi tertiplemeye? Hatta onlar biraz daha dindar hareket ediyorlar. Avrupa'da nikahlar kilisede kıyılıyor, kilisede.